Bizlere süs olun. Utanç sebebi değil. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey Ali Muhammed'in taraftarları! Ilımlı bir dayanak olun ki aşırı gidenler size dönsün ve geri kalanlar size ulaşsın. Ensardan Sa'd adında bir şahıs şöyle dedi. Fedan olayım. Aşırı giden kimdir? İmam Aleyhisselam buyurdu ki, bizler hakkında kendimizin bile inanmadığı bir takım şeylere inanan gruptur. Bunlar bizden değildir ve biz onlardan değiliz. O geri kalanlar kimdir diye arz etti. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar da hayrı arar ve talep ederler. Hayra ulaşır ve sevabını elde ederler. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey Ali Muhammed'in taraftarları! Sizler bize mensupsunuz. O halde bize süs olun. Bizlere utanç sebebi olmayın. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizleri halka sevdiren ve nefret ettirmeyen kimseye Allah rahmet etsin. Allah'a yemin olsun ki eğer insanlara bizim sözlerimizin güzelliklerini rivayet etselerdi daha değerli olurlardı ve hiç kimse onlara bir şey isnat edemezdi. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizi insanlara sevdiren ve onlara nefret ettirmeyen kimseye Allah rahmet etsin. Allah'a and olsun ki eğer bizlerin güzel sözlerini rivayet etselerdi daha değerli olurlardı ve hiç kimse onlara kötü bir şey isnat etmezdi. Ama onlardan biri bizden bir şey işitiyor ve ona 10 cümle daha ekliyor. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, ey Abdülala, benim selamımı ve Allah'ın rahmetini takipçilerimize ulaştır ve de ki, İmam Sadık sizlere şöyle diyor, insanlara derk ettiği sözleri bildirerek ve onların derk etmediği şeyleri beyan etmekten sakınarak insanların sevgisini bizlere ve kendisine celbeden kimseye Allah rahmet etsin. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, ey Ali Muhammed'in taraftarları, bize süs olun, utanç vesilesi olmayın. İnsanlara güzel sözler söyleyin, dilinizi koruyun ve dillerinizi boş ve çirkin sözlerden alıkoyun. İmam Hadi Aleyhisselam kendi taraftarlarına şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkun ve bizlere süs olun, utanç sebebi değil. Sevgileri bizlere celbedin ve her türlü çirkinliği bizden uzak kılın.